File. Open as Smart Obje ne demek? Şimdi buna tıkladığınızda bir dosyayı akıllı obje olarak çağırmak vardır. Mesela bu dosyayı önce bir normal açayım. Bak, önce bir normal açayım. Normal. Bak bu dosyayı şuraya attım. Şunu attım. Bak kilitli olarak alt tarafı kilitli olarak temel dosya olarak buraya gelir. Hatta şunu sağ tıklayayım ve large thumbnails yapalım ki büyük görün. Bakın şurada. Bunu bak bunu File deyip Open as smart obje akıllı obje olarak çağır dediğim zaman tıkladığımda aç dediğimde Bakın bu da bak, Bu eskisi Bak bu da yenisi yeni gelen bak bunun köşesinde akıllı obje simgesi vardır Akıllı objenin Ne işe yaradığını e, Ne demek olduğunu daha sonra öğreteceğim Akıllı obje Ctrl T diyeyim mesela bak ben bunu küçülteyim ne diyor? 54,13'üne kadar küçülttün diyor. Neredeyse %50 yaptın diyor. Şimdi böyle duruyor. Ama bu kendi boyutunu biliyor. Aklında yani boyutu. Şimdi ben bunu bir daha Ctrl T deyip bak onaylamışım, küçültmüşüm ama bir daha Ctrl T deyip büyüttüğüm zaman %80'ine geldiğini ok edip gösteriyor ve boyutu bozulmuyor. Ta %100 bile yapsam bozulmaz. Ama bu akıllı obje olmasaydı normal bir resim olsaydı bunu küçültüp oturttuktan sonra büyüttüğümde pikselleri bozulurdu. Veya filtreler uyguladığım zaman altında bunun filtresini mesela bulanıklaştırma filtresi uygulayalım. Bak akıllı objede filtreler altta görünür, daha sonra değiştirilebilir. Akıllı olmayan objelerde filtreler sadece uygulanır, değiştirilemez. Yani akıllı obje olarak ne önemi olduğunu kısa bir değinmek istedim. Akıllı objenin ne olduğunu çok çok daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Burada da akıllı obje olarak çağırmayı öğrendik. Open Recent, son açılan dosyalarınız neyse burada görünür. Bunun sayısını kendiniz daha sonra belirleyebilirsiniz. Mesela neredeydi o ya? Edit Preference General. Bakalım. Recent File List Contents 20 dosyaya kadar son dosyanızı listeleyebilirsiniz diyor. 30 yaparsan bu son açılan dosya bölümü 30 tane çıkabilir. Ama burada en fazla 20'den sonra en son açılanlar artık 20'den itibaren silinmeye başlayacak. 20 tane tek görünecektir. Bunu başkası görsün istemiyorsun. Ya da burası seni rahatsız ediyorsa şurası Clear Recent File dersin. Ya da buradaki son çalıştığın dosyayı getirmek istiyorsan tıklarsın, böyle açar. Son dosyalarımız bunlar olduğu için bunları listelemiş. Silmek istiyorsan tıklarsın, artık burası silinmiştir şimdi. Bak, aç görünmüyor, silindi çünkü o alan silindi. Close dedim. Bak bu dosyam seçili. Şuradan ne yapıyorum? Çarpı işaretine basarak kapatıyorum. Buna geldim. Bunu kapatmak istiyorsam şuradan da close diyebilirim. Kapattım. Yeni bir dosya açayım. Tamam tekrar bir de gelip şunu açayım. Close all dersem bütün hepsini bir anda kapatmaya çalışır. Bundan önceki iki tanesinde hiç, yani değişiklik yapmadığım için bir şey sormadı ama bunda bazı değişiklikler yaptığı için kapatmadan önce kaydedeyim mi? Yes diyorum. Apply to all dediğim zaman o 20 tane dosyada olsa hepsine yes demiş olacağım. Cancel diyeceğim, kapatmayacağım. Şimdilik bu açık kalsın. Bu da hepsini bütün grup olarak kapatmamızı sağlar. Close and go to Bridge. Kapat ve Bridge'e geç. Bridge programına geç. Ara yüzü görerek oradan istediğini çağır diye. Bu kaydetme Ctrl-S veya Command-S yaptığımız işlemi kaydeder. Ctrl-S veya buradan direkt tıkladığımızda artık kaydedecektir. Kapattığımızda hiçbir şey sormayacaktır. Çünkü kaydedilmiştir. Peki gelelim tekrar açalım bunu ve e, farklı bir formatla kaydetmek istiyor musun? Evet. Ben bunu işlemi yaptım. Çok güzel oldu. Farklı bir formatla kaydedeceğim. JPEG olarak arkadaşıma göndereceğim. Onda Photoshop yoktur. JPEG formatını veya istediğim hangi formatsa buradan seçiyorum. Kaydediyorum. Okey. Şimdi burada imaj kalitesini en yükseğe çekin. E, standart olabilir. Baseline'ı. Okey dedi. Kaydedin kaydettiğimizde kendi çalışmamızın şurada bu şekilde kaydedildiğini göreceksiniz. Şimdi burada şöyle bir önemli özellik var. Bak bunu kapatayım. Bak bu dosyayı tekrar açayım dostum. Şimdi burada save as dediğim zaman bak psd olarak kaydettiğinizde şurada s copy dediğinizde yeni bir kopyası olarak kaydeder. Tamam mı? Bak bunu seçtiğinizde. PSD'yi seçmiş oldunuz. Bak diğerlerinde değil. PSD'yi seçtiğinizde buradaki layer kutucuğunun da seçili olmasına dikkat edin. Çünkü layer'ı seçmezseniz diyelim şimdilik bir seçmeyeyim. Tamam mı? Astronot bak seçmeyince de otomatik olarak as copy olarak seçiliyor. Direkt astronot copy ismini veriyor. Kaydet diyeyim. Bak kaydetti. Tamam mı? Şimdi kapatıyorum. Bak layer'ı seçmedim tamam mı? Layer'ı seçmedim. Astronot copy'de layer seçili değil. Açtığım zaman bak layer'lar gitmiş. Artık bunu düzeltme şansım yok. Gitti. Kapatayım. Orijinal dosyamızı seçelim. Açalım. Bakın astronot copy'yi açtım şöyle. Bak layer'lar bunda var. Demek ki demek ki neymiş? farklı kaydettiğinizde veya kayıt işlemi yaptığınızda bakın layer'ların kutucuğu mutlaka zaten otomatik olarak seçilidir. Siz ayarlamazsanız, karıştırmazsanız hani bu zaten seçili olarak gelir. Bu mutlaka seçili olduğunu bir görün yani. Peki bunu da kapatalım. Gelelim şuraya. Revert bölümü nedir? Bu revert ne? Bak arkadaşım şimdi ben burada diyelim ki saçma sapan bazı işlemler yaptım ve daha sonra bu benim hoşuma gitmedi. Ne yaptım? Mesela şuna tıklayayım. Şuradaki küçük kutucuğa tıkladım. Yeni bir layer açtım. Bu layer'ın üstünde şurayı kırmızıya boyadım. Aldım burayı bir şey yaptım falan böyle işlem yapıyorum hani. Yani kafama göre bak burada hiç ne yaptığım şeyin önemi yok tamam mı? İşte şunu da aldım dedim ki yok ben buradaki şurayı da bir kafadan şu göre seçiyorum. Şurayı da şöyle yapacağım da işte şöyle olacak da. Burayı da gelip fırçayla tekrar burayı da kırmızıya boyayacağım falan diyorum. Sonra da işte bunu değiştirmek istiyorum falan diyorum tamam. Şöyle. Şöyle bir işlem yaptım. Kontrol D deyip seçimden çıkayım. Şimdi böyle bir şey yaptım. Sonra baktım. Ben bunu beğenmedim. Bak history panel, paneliniz açıksa ne kadar çok işlem yaptığımı bakın bakın burada history yani şuradan Windows panelinden history seçerek bu paneli buraya getirebilirsiniz. Bir sürü işlem yaptım işte brush yapmışım. Sonra bunları yapmışım tek tek falan. Buraya gelmişim Bu revert bölümü en başa dönmektir arkadaşlar. F12 kısa yoldur tıkladığınız zaman bu çalışmanın açılmış şeklindeki haline getirir arkadaşlar. Açıldığı şeklindeki haline getirmek revert. Ama siz bunu kaydederseniz oradan sonra ancak kaydettikten sonra artık en başa dönemezsiniz. Kaydetmemişseniz revert yapabilirsiniz. Bu da bu bu bölüm önemliydi. Yani şu temel işlevler olduğu için bunlar önemliydi. Kaydetmek nasıl olur? işte efendim bu tip şeyler önemliydi. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten ama bazı küçük detaylarda bilmiyorsunuz işte yani. Edit bölümüne gelelim. Edit bölümü bir de şurası şuraya küçük bir değineceğim. Bir işlemi geri almak istiyorsanız Ctrl Z dersiniz. Bak Ctrl Z diyorum. History panelinde geri geri geliyor. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z geri 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 gelir. Ctrl Shift Z de ileri 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 gelir. Eee Mac'lerde Command Z'dir. Aynı zamanda Mac'lerde Command Shift Z ileri ileri gitmektir. Şimdi buradan da mesela history panelinde de bu ayarlamaları yapabilirsiniz. Ha, bir adım tek geri almak istiyorsak yani yaptığımız işlemi sadece bir adım geri almak istiyorsak Ctrl Alt Z diyoruz. Sadece bir adım geri alır bak. Böyle bir daha basarsanız ileri geri yapar. İleri geri ileri geri. Ama sürekli geri gelmek istiyorsanız Ctrl Z Ctrl Z. 2019 öncesi versiyon kullanıyorsanız bu kısa yolda bir değişiklik oldu. Sürekli geri gelme işlemi 2019 öncesi versiyonlar için Ctrl Alt Z Common Option Z kontrol Alt Z sürekli geri gelme işlemi. Tek adım geri gelmekte. 2019 öncesi versiyonlarda kontrol Z idi. Onun yeri değişti. İleri gitmekte de kontrol Shift Z arkadaşlar. Bak şuradan. Redo, Undo bunları buradan da yapabilirsiniz. Tek adım geri işleminde buradan yapabilirsiniz. Şimdi bakın bunlar önemli şeyler. Şimdi bunlar küçük ama önemli şeyler. Ezberleyin. Ctrl Z, Ctrl Shift Z, Ctrl Alt Z. Bunları geri almak işte ileri almak işlemlerini ezberleyin. Bu kısa yolları bazı kısa yolları kontrol S save, save etmek falan. Yeni dosya açmak kontrol ne veya komut ne bunları ezberleyin. Bunlar önemli. Bunları biliyorsanız tamam eyvallah. Bilmiyorsanız bir üstünden geçtik. Sıkılmayın. Sizleri seviyoruz. Diğer derslerde görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın.